Evvela Allah Teala bize evlerinde duranlarla Allah yolunda cihad edenler bir değil. İslam'a göre bir aile kurmak için hicret edenlerle ben dünyalığıma bakarım deyip de çocuklarını o sistemlere kurban eden babalar da bir. Mutlaka bunlar dünya ve ahirette birbirinden ayırt edilecek. Ama o oturanlar içerisinde yani ayakları tutmayanlarda öyleler olacak, öyleler meydan yerine çıkacak ki bugün Gazze'de olduğu gibi Muhammed Daif gibi Türk'ün kişilik o kasam tugaylarını idare eden Muhammed'in ayakları tutmuyor. El arabasında ama cihadın baş kumandı. Allah Teala onun yolunda İraden varsa ayakların tutmasa bile sana ayakları tutanların yapamadığını yapma güç ve kuvvetini ihsan etmeye her şeye kadir olan Allah Azze ve Celle muktedir. Ama evinde duruyorsun, cihada gitme imkan ve ihtimalin yok. Eğer kaplar açılsa, imkan olsa orduyla cihad olur, Örgütlerle cihad olmaz. Örgütleri köysel güçler kurarlar, kendi menfaatleri için kullanırlar. Ama öyle bir gönüllüler ordusu kuruldu. İmkan olursa giderim dedin, olmadı. Gidemedin fakat niyetin oraya gitmek olursa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Men se'elallâhe şehâdete sâdikan بلّغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. كم الله عز وجل ذن شهادتي استسه من سأل الله الشهادة. الله تعالى من سأل الله الشهادة صادقا بلّغه الله منازل الشهداء. ve in mat ala firashi. Yani yatağında ölse de Allah Teala onu şu heda makamına ulaştıracaktır. Yatakta ölüyor ama niyeti imkan olsa oraya gidecek. En azından böyle bir niyetimiz olsun ki Cenab-ı Hak bizi o makamlardan mahrum etmesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cihada gider ama geri de ayakları tutmadığından, gözleri görmediğinden, orduya katılamayan, yüreği yanan sahabeyle alakalı buyurmuştu ki İnne bil medinati rijalan ma kadha'ntu mawadiyan ve la sirtu masiran illa kanu ma'kum, ulaike qaumun habasahumul udhur medinede öyle kahramanlar var ki hangi vadiyi aşarsanız, hangi yolu kat ederseniz edin, onlar özrün evlerine mahkum ettiği o kahramanlar sizinle beraberdir. Sizin ecrinize onlar da ortaktır. Yani imkanımız neye yetiyor? Maldan, şuradan, buradan. O kardeşlerimizin yanında olur. Niyetimiz de bu olursa Allah Teala onlara olan ihsanından ve ikramından bizleri de bir parça nasip dar eder. Tabii ki onlar gibi olmaz ama Rabbim la yestevil qa'idun min el mu'minin gayru ulid darari vel mucahidun fi sabilillah bi amwalihim enfusihim fi sabilillah. Evlerinde özürsüz duranlarla Allah yolunda en ön safta mal ve canlarıyla cihad edenler asla bir olamaz.